kere ölüp kurtulmak yok sana. Her gün, her gün yeniden öleceksin. Yengem, yalvurganlara bağla beni. Karanlıklara kapat. Aç susuz bırak günlerce, gecelerce. İşkencenin her türlüsünü yap. İçin soğuyana kadar, ama bunu isteme benden. Yapamam. Ben neden yapamam dediğini biliyorum elbet. Ama yapacaksın. Sevdanı kalbine gömüp yüreğini dağlayacaksın Gülperi. İki oğlumu senin yüzünden toprağa verdim. Şimdi sen onların yerine iki oğul vereceksin bana. Savaş'la evlenmeye mecbursun. Başka yolun yok. Bana bak. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Şimdi çık git evimden hemen. Dediğimi duymadın galiba Emir Tarhun. Bu evden gidecek olan varsa o da sen ve ailen. Senin beni bu evden dışarıya çıkarmaya asla gücün yetmez. Neye gücüm yeter, neye gücüm yetmez onu göreceğiz. Çık dışarı. Dışarı çık. Şimdi gidiyorum. Ama bil ki bu bana kapıyı son gösterişin olacak. Bundan sonra sana o kapıyı ben göstereceğim. Oğlum. Yine ne diyor bu adam? Anlatacağım anne. Önce şu avukatı aramam lazım. Telefonum burada. Arabada bırakmışsın. Sefer getirdi. Hala söylemeyecek misin ne olduğunu? Anlatacağım. Alo. Senin bu mahkeme kararından haberin var mıydı? Böyle bir şey nasıl olur? Savaş evi üzerine nasıl geçirir? Yenge, kulun kurbanın olayım. Yapma ne olursun. Bak beni şuracıkta canımı al ne olur. Kıkımı çıkarmayacağım. Ama yapamam. Eğer dediğimi yapmazsan sevdiğini elinden alırım. O çocuğu babasız bırakırım. Şakam yok Gülperi. Sevdiğini elinden alırım. Babasız bırakırım. Ben hangi kılıcın kimi keseceğini bilirim. Sen de beni bilirsin. Neden anlamıyorsun? Onların hiçbir suçu yok. Suç onların değil. Senin suçun. Seninle görülecek bir işim var Sait. Kemal yapma! Bırak! Kemal yapma! Kemal lütfen yapma! Kemal abi sakin ol! Kemal neredesiniz? Emir bu evde kendine yeni bir hayat kurdu Melike. Bu evin her köşesinde Emir'in elinin izi, emeği var. Yiğit burada büyüdü, bu evde büyüdü. Yaptıkları, oynadıkları oyunu bile bile bu evden çıkıp gidecek miyiz yani? Bu nasıl vicdansızlık, nasıl acımasızlık, bu nasıl bir düşmanlık?
Nasıl yaparlar bunu? Boşuna demiyoruz. Rabbim merhametli kullarından eylesin diye. Merhamet her kalbe misafir olmuyor demek ki. Yaptığı onca şeyden sonra bir de evimizi elimizden alacak Savaş Bey. Üstelik hiç utanmadan, arlanmadan. Yazıklar olsun. Kızım, görüyor musun başımıza gelenleri? Savaş bunu da yaptı. Evimizi elimizden aldı sonunda. Mahkemeden böyle bir karar beklemiyorduk Emir Bey. Biz de çok şaşkınız. Savaş'ın avukatları belli ki çok iyi çalışmışlar. Peki bu arada siz ne yapıyordunuz Zuhal Hanım? Karşı tarafın avukatları mevzuattaki bazı açıklardan faydalanıp bizi hiç beklemediğimiz bir yerden vurdular. Dava sonuçlanıp çiftliğin tapusu karşı tarafa geçince ben sizi aradım ama ulaşamadım. Tamam o zaman hemen temyize gidin. Boşaltma kararını hemen durdurun. Hazırlığımızı yaptık efendim. Hemen karşı dava açıyoruz. Bu süre zarfında da çiftlikte kalmaya devam edeceksiniz. Elbette burada kalacağım. Burası benim evim. Hiç kimse ne beni ne de ailemi bu evden çıkartamaz. Şimdi ne yapılması gerekiyorsa hemen onu yapıyorsunuz. Tamam Emir Bey. Siz hiç merak etmeyin. Gelsene. Necati? Ne oldu, konuşturabildin mi? Yok. Maalesef kayda değer bir şey söylemedim. Ya susuyor ya saçmalıyor. Ne olacak peki şimdi? Arama yaptığımız alanı genişleteceğiz. Dalgıçlara da haber verdik. Necati, öyle bir şeye gerek yok. Benim kızım yaşıyor. Bunu o da biliyor. Zor, biliyorum. Ama biz en küçük ihtimali bile değerlendirmek zorundayız Kemal. Ekipler nehir ve çevresinde de arama yapacak. Necati, masal yaşıyor diyorum bak. Bunu o da biliyor, bilerek yapıyor bunu. Sırf benim canımı acıtıp benden intikam almak için. Ne yap ne et konuştur onu lütfen. Merak etme Kemal, merak etme. Kızını bulacağız. Uşağım, yüreğimiz ağzımızda durdu ha. Haydın aç şu telefonu da bitsin de bu işkence. Hayırlı haberler ver bize. İnşallah Şehriye Hanım, inşallah. İnşallah. Alo.
Sonunda açtım Mert. Ne yaptınız? Öldük hepimiz meraktan. Uşağım. Yüreğimiz ağzımızda dur da. Haydi bize hayırlı bir haber ver de. Bitsin de bu işkence. Alo. Mert orada mısın? Karakoldayız şu an. Karakolda mı? Niye karakoldasınız oğlum? Bir şey mi oldu? Ozan, Oktay her neyse işte bize oyun oynamış. Masala falan götürmedi bizi. Polis şu an aramalara devam ediyor. Ben de bir gidip kulübeye bakacağım. Belki bir iz falan bulurum. Bir gelişme olursa bize de haber verin. Oy benim mavişim. Oy benim güzel çakırım. Sağ budaya döndür Allah'ından bulu inşallah. İnşallah Şerif Hanım. Karaları bağlamayalım hemen. Bakın polisler de aramalara devam ediyormuş dedi Mert. E kendi de gidiyor zaten. Masal bulunacak. Ben inanıyorum. Yok. Ben ha buraya böyle oturup bekleyemeyeceğim. Ben giderim karakola Kemal'cığımla uşağımın yanına. Doğru diyorsun Şerif Hanım. Ben de gelirim. Haydi. Savaş'ın yaptıkları için söyleyecek söz bulamıyorum. O kadar üzgünüm ki. Üzülme. Ben halledeceğim. Halledeceğini biliyorum. Ama tüm bunları yaşamak zorunda değildin. Keşke elimden bir şey gelse. Bir dakika durmam ama. Senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Ben ne gerekiyorsa yapacağım zaten. Buradasın. O yeter. İki oğlumu senin yüzünden toprağa verdim. Şimdi sen onların yerine iki oğul vereceksin bana. Savaş'la evlenmeye mecbursun. Başka yolu yok. İyi misin peki? Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ama sen nasıl? Yalnız değildim. Ortağımla beraber hallettik. Peri kızı, sana bir sihirbazlık gösterisi yapmamı ister misin? Yeni öğrendim. Yeni öğrendin demek. İsterim tabii. Tamam ama bana kolini vermen lazım. Şimdi dikkatli izle beni. Şimdi biraz daha iyi misin peki? Hı hı.
meydan. Ben gideyim. Sağ ol. Kolye için. Fidan! Eğer dediğimi yapmazsan sevdiğini elinden alırım. O çocuğu babasız bırakırım. Şakam yok Gülperi. Baba, babacığım. Hayır, bırakın. Babacığım. Canım, rüya gördün. Geçti. Ben buradayım. Burada. Deli kızı. Canavarlar vardı yüreğimde. Babamı kaçırıyorlardı. Ben ise yetişemedim. Koştum koştum yetişemedim. Seslendim, durmadı babam. Baban iyi canım benim. Çalışma odasında. Ona hiç kimse bir şey yapamaz. Sen peri kızısın ya peri kızı. Senin süper güçlerin var. Babamı korursun değil mi? O çocuğu babasız bırakırım. Koru onu olur mu peri kızı? Koru onu. Koruyacağım. Ben ne yapıyorum ki burada? Kızımın bana ihtiyacı var. Ben burada ne yapıyorum? Neden buradayım? Yine konuşmadı. İnat ediyor. Ne dediysek, ne yaptıysak olmadı. Necati, izin ver bir kere de ben konuşmayı deneyeyim. Sana söz veriyorum, sakin olacağım. Ama bak söz verdim. Sakin. Kemal. Emin misin? Onu görünce sakin kalacak mısın? Başımıza gelenler. Özünü bırakma Şeriye Hanım. Bizim güçlü olmamız lazımdır. Narin'in bize çok ihtiyacı var. Doğru diyorsun Münevver Hanım. Haydun gel. Sarıp sarmalayalım onu. Alo. Ne yaptın? Gittin mi kulübeye? Evet Bade, şimdi geldim. İnşallah gözümüzden kaçan masala ulaşabilecek bir şeyler buluruz. İnşallah Bade. Kendine dikkat et. Tamam, görüşürüz.
Masal olsam ne yapardım? İşte buradan çıkmış. Ozan elinden kaçmış. Sana böyle. Hasta falan mısın yoksa? Birisi bir şey mi söyledi? Peki daha peri kızını görmediğin için mi üzülüyorsun? Peri kız seni koruyacak. Biz anlaştık. Siz benden habersiz ne işler çeviriyorsunuz bakalım? Rüyamda gördüm ben. Canavarlar seni kaçırırken ben yetişemedim. Peri kızı anlatınca ben onu korurum dedi. Bak sen. Demek beni peri kızı koruyacak öyle mi? E desene o zaman hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Sen gel bakalım bekle burada. Ben şimdi bir telefonla konuşacağım. Ondan sonra da bahçeye inip biraz top oynayalım ha, ne dersin? Yaşasın. Yiğit, daha çok küçük, günahsız, tertemiz. Sen özünde iyi bir insansın. Uzatma. Ona bir şey olmasını istemiyorsan ne yapman gerektiğini biliyorsun. Gevezeliğin lüzumu yok. Yapma. Bu kadar acımasız olma ne olur. Başka bir şey iste benden. İste ömrü billah kölen olurum. Ama ne olur bunu isteme benden. Yapma. Benim dağ gibi iki tane evladım gitti. Evimin direği kocam gitti. Senin cezan ne ki ha? Senin cezan ne? Kararım kesin. Savaş'la evleneceksin. Biliyorum ben ne dersen diyeyim. Babanı benim öldürmediğime inanmayacaksın. Niyeti intikam almaktı. Canımı yakmaktı. Başardın. Hem de fazlasıyla. Şu an
çektiğim acının, yaşadığım korkunun ne kadar olduğunu tarif edemem. Ama kızımı öldürmediğini biliyorum. Bu oyuna artık bir son ver. Söyle bana, kızın nerede? Haklısın. Ben kızını öldürmedim. Ama şimdiye kadar çoktan ölmüş olmalı. Üzgünüm. Ne demek çoktan ölmüş olmalı? Dikişleri açılmıştı. Yarası da çok ağırdı. Çok kan kaybediyordu. Beni uyutup kaçtı ama o halde daha fazla dayanamaz. Yani senin anlayacağın çoktan ölmüştür. Ne diyorsun lan sen? Ne demek çoktan ölmüştür? Ulan kızımın saçına zarar gelsin, sana gül yüzü göstermem, duydun mu beni? Kızımın kılına zarar gelsin, seni kendime sana sokarım ulan. Sakin ol, lütfen dışarı. Kendime sokarım seni. Sakin ol, lütfen dışarı. Çok çaresizim anne. Çok kötü. Her saniye canımdan can gidiyor. Kendi ellerimle yolladım kızımı o katile. Giderken üşümesin diye boynuna bu atkı sarmıştım. Ben ona bir şey olmasın diye düşünürken şu olanlara bak. Kızım, bak Masal'ı bulacaklar. O yine senin yüzüne gülümseyecek. Yine sana sarılacak. Bulacağız değil mi? Yine gülen gözlerle bakacak. Alo Mert. Neredesin? Kulübeye geldim şimdi. Ne kulübesi? Niye bize haber vermedin? Masal Ozan'ın elinden kaçmış olabilir. Nasıl yani? Nereden çıkardın bunu? Masal'a ait izleri buldum. Kulübenin penceresinden kaçmış gibi duruyor. Şimdi ormanda ilerliyorum. Ya biliyordum. Yaşadığını hissetmiştim. Masal'a ait izler bulmuş. Mert ormandaymış. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağ salim kavuştur Çakır'ımızı bize. Ben iz peşindeyim. Masal'ı bulacağız anne abla. Bulacağız. Şimdi kapıyorum, haberleşiriz. Tamam, tamam. Ne oldu? Ozan bir şey söyledi mi? Ölmediğini itiraf etti. Ama nerede olduğunu söylemedi. Bulacağız. Mert aradı. Kulübedeymiş. Masal'a dair izler bulmuş. Buyurun, kime bakmıştınız? Bacım, ben Beyhanana'ya gelmişim. Adım Sait. Buyurun geçin. Thank you.
Ah benim kızım! Kahpe! Amca! Eğer dediğimi yapmazsan sevdiğini elinden alırım. O çocuğu babasız bırakırım. Şakam yok Gülperi. Sevdiğini elinden alırım. Bize iki kahve yap. Kapıyı kapat Sait. Yarın olur. Olamaz. Hayır. Kim o adam Gülperi? Sen tanıyor musun? Benim kahve yapmam lazım. Kasım ağama sağlığın da hakkını ödeyemedim. Aldığım nefes senin ve ağamın sayesindedir. Beni çağırdın, koştun, geldim. İsteğin benim için emirdir. Buyur ana. Aferin Sait. Beni yanıltmadın. Seni niye çağırdım biliyor musun? Görülecek bir hesabımız var. Emrin olur Beyhan ana. Mert'in söyledikleriyle o Zübbe'nin söyledikleri birbirini tutuyor. Masal onun elinden kaçıp kurtulmuş. Oy, Şehriye teyze sonun cabbar cevval. Ah benim akıllı kızım. Hadi gidip durumu Necati'ye haber verelim. Dur. Mert arıyor. Alo Mert. Nehirden uzak bir yerde Masal'ın ayakkabısının tekini buldum. Mert, hemen bize konum at. Necati'ye söyleyip ekipleri o tarafa gönderelim. Tamam, gönderiyorum. Siz de burada beklemeyin, eve geçin. Ben size durum haber vereceğim. Tamam Şam, tamam. Allah'ım işinizi rast getirsin. Çakırımı sağ salim getirirler inşallah. İnşallah. Ne biçim adam böyle Gülperi? Kapıyı açıp karşıma görünce aman dedim, zebani herhalde. Dur, tir tir titriyorsun. Kim ki o adam, tanıyor musun? Katil midir, cani midir? Nasıl biri? Dur. Sen iyi değilsin, ben götürürüm. Yok yok, ben götüreceğim. Benim götürmem lazım. Bırak, olmaz, bu halde götüremezsin. Hem götürsen de fincanların yarısını boşaltırsın. Ver bana.
Oğlumun getirdiği yer burası. Arabayla buraya kadar gidebiliriz. Bundan sonrası yürümemiz gerekiyor. Bizim arkadaşlardan biri sizinle gelecek. Biz de arabayla yolun diğer tarafından gelerek size doğru yaklaşacağız. Farklı yönlerden aynı noktalara gidersek başka ipuçları bulma şansımız artar. Haklısın. Diğer ekipleri de güney ve batı tarafına doğru yönlendirdim. Merak etmeyin. Masalı bulacağız. İnşallah. Gidelim. Topu. Yakala o zaman. Savaş'la evleneceksin. Savaş'la evleneceksin. Sevdiğini elinden alırım. O çocuğu babasız bırakırım. Hop. Masal şu yoldan ilerlemiş olmalı. Kulübeden epey uzaklaştık. Yaralı şekilde daha fazla uzağa gidemez. Ya canım benim. Kim bilir nasıl canı yanmıştır, nasıl yorulmuştur. Gördüm. Masal orada. Masal!
Sağ ol Fidan. Haber verdiğin iyi oldu. Ben hemen Savaş abiye söyleyeyim. Sait. Sait gelmiş çiftliğe. Beyhan ana çağırmış. Aklından ne geçiyor anne? Ona bir şey yapma yenge. Tamam. İstediğini yapacağım. Buraya ekip yönlendiriyor. Böyle tehlikeli yerde ne işi var? Çalılı ezilmiş. Düşünüyorsun? Oradan aşağı yuvarlanmış olmalı. Nihayet o kıt aklın başına geldi değil mi? Ha? Yeter ki onlara dokunma. Huzurları bozulmasın. Üzülmesinler. Ben sen ne dersen harfiyen yerine getireceğim. Söz. Bana bak. Şimdi he dedin. Sonra caymayasın ha? Kaçmayasın yine evlenmemek için ha? Yemin billah o Sabi'yi babasız bırakırım. Yok caymam. Sen ne dersen, ne zaman istersen benim kabulümdür. Onlar her zaman sahip çıktılar bana. Şartlar ne olursa olsun korudular beni. Ben felaketten başka bir şey getirmedim. Yine de benden vazgeçmediler. Yeter ki onlar zarar görmesin. Bedeli ne olursa olsun yapacağım. Kabul ediyorum. İsabetli bir karar verdin. Eğer kabul etmeseydin
Kaybettiğim her can için Tarhunlardan bir can alacaktım. Bravo. Çak. Ya bak o benim oğluma. Sait, şimdilik bu kadar yeter. Lüzum olursa ben seni geri çağırırım. Emrin başım üstüne ana. Ne zaman çağırırsan koşarak gelirim. Dur. Buyur ana. Konuştuklarımız aramızda kalacak. Ben yeri zamanı gelince savaşa söylerim. Nasıl istersen ana. Bu dakikadan sonra ağzım mühürlenmiştir. Peri kızı, senin süper güçlerin var. Babamı korursun, değil mi? O çocuğu babasız bırakırım. Koru onu, olur mu peri kızı? Koru onu. Koruyacağım. Yanınızda olmasam da sizi koruyacağım.